Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizinle Mayıs 5 Eylül emeği ile ilgili soru çözümü yapacağız. Ben birkaç tane soru seçtim. Bu soruları bakalım, çözmeye başlayalım. Evet, diyor ki birinci soruda Mayıs bölünme süresince bazı olaylar farklı evrelerde tekrarlanır. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlanan olaylara örnektir? Diyor ki DNA eşlenmesi. Şimdi DNA interfazla bir kere eşlenir ve daha sonra tekrarlanmaz. Dolayısıyla bu örnek değil. Tetrat oluşumu. Tetratı hatırlayın. Şöyle homolog kromozomlar, anneden ve babadan gelen kromozomlar birbirine sarılıyordu. Ve biz bu dörtlü yapıya ne diyorduk? Tetrat diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla tetrat oluşumu sadece profaz 1'de gerçekleşen ve tekrarlanan bir olay değildir. Crossing over yine homolog kromozomlar arasında gerçekleşen bir parça değişimidir. Bu da profaz 1'de olur. Sadece bir kere gerçekleşir. Sitoplazma bölünmesi. Şimdi mayoz bölünmede bir mayoz 1'de sitoplazma bölünmesi vardı, sitokinez 1. Bir de mayoz 2'de arkadaşlar sitokinez vardı. Dolayısıyla tekrarlanan olayımız bu olacak. Homolog kromozom ayrılması. Bu da yine sadece bir kere gerçekleşir. O da anafaz 1'de gerçekleşir. Dolayısıyla bunu da almıyoruz. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda diyor ki yanda mayoz geçirmekte olan 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücre verilmiştir. Numaralarla verilen olaylardan hangileri şekilde verilen evrenin bir önceki evresinde gerçekleşir? Bakın, ilk önce şekildeki evreyi bulacağız. Daha sonra bunun bir önceki evresini hatırlayacağız. Bakın, baktığınız zaman şekildeki evremiz nedir? Merkeze dizilmiş değil mi kromozomlar? O zaman bu nedir? Metafaz evresi. Ama mayozun acaba metafaz 1 mi, metafaz 2 mi? Şimdi bakıyorum, kromozomlar kromatitlerden ayrılmamış, yani çift halinde dizilmiş. O zaman bu nedir? Metafaz 1 evresidir. Eğer ki tek bir çizgi olsaydı, bu X şeklinde değil de sadece bir çizgisi olsaydı karşılıklı, o zaman ne olacaktı? Metafaz 2 olacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla metafaz 1 evresi. Bundan bir önceki evre nedir? O da profaz 1'dir değil mi? Profaz 1. Dolayısıyla profaz 1'de neler gerçekleşiyor hatırlayalım. Profaz 1'de çekirdek zarı, çekirdekçik, endoplazm, retikulum kayboluyordu. Sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturmaya başlıyordu. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturuyordu. Bunlar mitozla aynı olan özellikler. Peki farkları neydi? Homolog kromozomlar, yani anneden ve babadan gelen kromozomlar birbirlerine sarılıyordu. Sarıldıkları olaya biz ne diyoruz? Sinapsis. Sarıldıklarında oluşan bu dört bacaklı, yani dört kromatitli yapıya ne diyoruz? Tetrat diyoruz. Daha sonra sarıldıklarında kesiştikleri bazı bölgeler vardı. Bu bölgelere kiyazma bölgeleri diyoruz arkadaşlar. Bu bölgelerden de parça değişimi yapabiliyorlardı. Parça değişimine ise crossing over diyoruz. Evet, profaz 1 evresi kısaca bu şekilde. Bakalım hangileri bu evrede gerçekleşiyor. Eşlenmiş homolog kromozomlar bir araya gelerek tetrat oluşturur. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Tetrat oluşumu vardır. Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde yan yana dizilir. Bakın, bu evre için olanı söylemiş ama bize bir önceki evreyi soruyor. O zaman bu olmaz. Homolog kromozomun kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi olur. Yani crossing over olur. Evet, doğrudur. Olabilir. Çekirdekçik kaybolur ve çekirdek zarı parçalanır. Profaz 1'den bahsettiğimiz için bu da doğru olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Profazı sorduğu için. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Üçüncü sorumuz. Şöyle üçüncü soruda diyor ki eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olamaz. Evet, tek yumurta ikizlerinde genetik yapı birbirinin aynısıdır. Çünkü döllendikten sonra ozigot mitoz geçirir ve mitoz sonucunda da iki tane hücre oluşur. Bu hücreler ayrı ayrı gelişerek tek yumurta ikizlerini oluşturur. Ama tek yumurta ikizi haricinde hiçbir kardeş birbirine benzemez arkadaşlar. Bu durumun nedeni hangileriyle söylenebilir? Bu durum neden oluşur? Ya homolog kromozomlar rastgele ayrıldığı içindir ya da crossing over olduğu içindir. Bakıyorum, diyor ki sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşıması. Bakın, bunun çeşitlilikle herhangi bilgisi yok. O zaman gitti. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması, bunun da herhangi bir ilgisi yok arkadaşlar. Bu da gitti.
Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi. Bakın, döllenme olayı da yine çeşitliliği sağlar. Dolayısıyla bunu alırız. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması, bağımsız olarak dediği yani rastgele taşınması. Bu da aynı şekilde bu duruma sebep olabilir. O zaman cevabımız ne olacak? 3 ve 4 olacak. Geçelim 4. sorumuza. Bakın 4. soruda bir kromozom yapısı vermiş. Diyor ki mayoz 1'in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapılar için hangileri doğrudur? Şimdi biz hiç okumadan ilk önce bir bakalım. Arkadaşlar bakın şurada A1 ve A2'ye baktığımızda aynı kromozomun neyidir? Kardeş kromatitleri. Aynı şey C1 ve C2 için de geçerli. Aynı kromozomun kardeş kromatitleridir. Şu dörtlü yapıya ne diyorduk biz? Tetrad. O zaman D nedir? Tetrattır. Şuradaki B'ye bakıyorum. B nedir? İki tane kromozomu gösteriyor. O zaman B de homolog kromozomdur. Homolog kromozom. Diyor ki A1 ve A2 kardeş kromatitlerdir. Evet, bu doğrudur. B sinapsizi ifade eder. Arkadaşlar homolog kromozomu gösteriyor ama sarılma olayını da yine ifade edebilir. O yüzden B'yi de doğru olarak kabul edelim. C1 ve A2 arasında crossing over gerçekleşebilir. Bakıyorum C1, A2 ikisi yan yana. Dolayısıyla eğer kesişme olursa yine crossing over olabilir. Doğru. D diyor tetrat yapısıdır. D'ye bakıyorum. Evet doğru, tetrat yapısıdır. O zaman hepsi doğru olduğu için bizim cevabımız 1, 2, 3 ve 4 olacak. Bize doğruyu sorduğu için. Geçiyoruz 5. sorumuza. Diyor ki mayoz 2 ve mitoz karşılaştırıldığında verilenlerden hangileri ortak değildir? Arkadaşlar mayoz 2 ile mitoz aynıdır dedik ama mayoz 2'de farklı bir olay vardı. Mayoz 2'de sentrozomlar hani yeniden bir interfaz olmadığı için sentrozom kendini interfazda eşleyemez. Dolayısıyla nerede eşleyecek? Mayoz 2'nin profaz 2 evresinde. Tek fark budur. Profaz 2 evresinde sentrozom eşlenir. Diyor ki kromozomların ekvator düzleminde yan yana sıralanması. Arkadaşlar kromozomlar ekvator düzleminde yan yana sıralanması hem mayoz 2'de görülür hem de mitozda görülür. Dolayısıyla bu ortaktır. Bize ortak olmayanı soruyor. Öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi. Bakın mitozun öncesinde DNA replikasyonu yani interfaz var. Ama mayoz 2'nin öncesinde yoktur. Çünkü mayoz 1'den önce gerçekleşir interfaz. Dolayısıyla bu ortak değil. Kardeş kromatitlerin anafaz evresinde ayrılması. Her ikisinde de kardeş kromatitler anafazda ayrılır. Bu da ortaktır. Bize ortak olmayanı sorduğu için cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Gelelim 6. soruya. Diyor ki mayoz bölünmenin 1. profaz evresinde yani profaz 1'de 40 kromatit gözlendiğine göre bölünen hücre bölünme öncesi kaç kromozoma sahiptir? Şimdi profaz evresinde 40 tane kromatit varmış. Profaz 1'de 40 kromatit. Arkadaşlar kromatit neydi? Bakın şu kromozomun her bir parçasına biz kromatit diyoruz. Şimdi her bir kromozomda 2 tane kromatit varsa ben kromozom sayısını bulmam için ne yapmam gerekiyor? O zaman 40'ı 2'ye bölersem kromozom sayısını bulmuş olurum. Dolayısıyla 40 bölü 2'den 20 kromozom olur. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 20 olacak. Geçelim bir sonraki sorumuza. 7. sorumuz diyor ki eşeğli üreme ile ilgili hangisi yanlıştır? Eşeğli üremeyi hatırlayalım. Neydi? Çeşitlilik sağlanıyordu. Temeli mayoza dayanıyordu. Üremeyi sağlıyordu arkadaşlar. A şıkkında diyor ki tür içi çeşitlilik sağlar. Evet, eşeğli üremede çeşitlilik vardır. Bize yanlış olduğunu soruyor. Farklı canlılarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. Mesela hermafroditlik vardı. Daha sonra bitkilerde farklıydı. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yeni oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneklerini artırır. Adaptasyonu artırır demek istiyor. Doğrudur arkadaşlar. Tüm canlı türlerinde görülür demiş. Bakın tüm canlı türleri. Baktığın zaman bir bakteri eşeğli üreyemez. Dolayısıyla arkadaşlar tüm canlı türlerinde demesi yanlış olur. Cevabımız D şıkkı olacak.
Yeni gen kombinasyonlarının oluşumunu sağlar. Çeşitlilik olduğu için sürekli yeni gen kombinasyonları, yani yeni genler bir araya gelir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Gelelim 8. soruya. Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklara da sahiptirler. Aynı türe ait bireylerin farklılıklarından bahsediyor. Diyor ki, buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılıklara sebep değildir? Arkadaşlar, neydi bizim farklılıklarımıza sebep? Bakın, sebepleri yazıyorum. Birincisi, homolog kromozomların rastgele ayrılması. Rastgele ayrılması. Birinci farklılık bu. İkincisi, crossing over. Bu mayozda görülen farklılıklardır. Daha sonra döllenme olayı ya da arkadaşlar mutasyon. Bu dört olay canlılarda farklılığa sebep olur. Bakıyorum. Homolog kromozomların bağımsız dağılımı. Evet, bu farklılıktır. Mayozda crossing over. Evet, bu da farklılıktır arkadaşlar. Yumurta ve spermle rastgele döllenmesi. Zaten döllenmeye farklılık dedik. Bu da doğru. Kalıtsal devamlılığın sağlanması. Bir dursun bakalım. Genetik materyalde meydana gelen mutasyon. Bakın, mutasyonu da bir sebep olarak yazdık. Bu da farklılığa sebep olur. Ama kalıtsal devamlılığın sağlanması olayı mitozla olur. Dolayısıyla mitoz farklılığa sebep olmaz. Cevabımız D şıkkı olur. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. 9. soru. Diyor ki, farklı canlıların üremesiyle ilgili olaylarından hangilerinde crossing over meydana gelir? Crossing over'ın meydana gelmesi için mayoz ve döllenme olaylarının gerçekleştiği eşeyli üreme olması lazım arkadaşlar. Yani ben şu üçünden birini arayacağım. Diyor ki, erkek arılarda sperm oluşum. Erkek arılarda sperm oluşum. Partenogenezi hatırlayın. Eşeysiz üremenin bir çeşidiydi. Erkek arılar sperm oluştururken mitoz bölünmeyle sperm oluşturur. Dolayısıyla burada crossing over olmaz. Fasulye tohumunun çimlenmesi. Çimlenme olayı yine büyüme ve gelişme olayına girer. Dolayısıyla mitozla gerçekleşir. Bu da olmaz. Dişi farede yumurta oluşum. Bakın, yumurta bir üreme hücresidir. Üreme hücresi oluşurken mayoz bölünme görüldüğü için burada crossing over meydana gelir. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Yalnız 3 olur arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. Diyor ki, mayoz geçirmekte olan bir hücreye ait mikroskop görünümü yukarıda verildiği gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar, bakıyorum. Ben ilk önce evreyi bulmam lazım. Bakın, kromozomlar çift halinde mi? Evet. O zaman bu nedir? Mayoz 1'e aittir. Peki, kromozomlar birbirinden ayrılmış mı? Ayrılmış. Ayrılma evresi neydi? Anafaz. O zaman bu nedir? Anafaz 1 evresidir. Diyor ki, buna göre 6 çift homolog kromozoma sahiptir. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var ama burada 6 çift diyor. 6 çift demek 12 tane demektir. Dolayısıyla bu yanlıştır. 3 çift deseydi alırdık veya 6 tane deseydi alırdık arkadaşlar. Bu yanlış. Birinci mayozum anafaz evresindedir. Yani anafaz 1 evresindedir. Evet, anafaz 1 evresi doğrudur. Bölünme tamamlandığında 3 kromozomlu gametler oluşur. Bakıyorum, bölünme sırasında kromozom sayısı yarıya iniyor. 6 kromozomluysa 3'e inecek. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevap ne olacak? 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Geçelim, artık son sorumuza geldik. Son sorumuz yine eşeyli üreme ile ilgili bir soru. Diyor ki, kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan hermafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi hermafroditlikle ilgili diyor ki, iki cinsiyete ait üreme organı vardır. Hermafrodit neydi? Hem yumurta üretebiliyordu hem sperm üretebiliyordu. Dolayısıyla iki cinsiyete ait üreme organı vardır. Doğru. Hem sperm hem de yumurta oluşturur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder. Evet, söylemiştik. Hermafroditlikte de çeşitlilik var ama çok azdır. Dolayısıyla farklı bireylerle çiftleşmeyi tercih ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur doğruyu sorduğu için. Evet, böylece eşeyli üreme ve mayozla ilgili sorularımızı da bitirmiş olduk.
Ben her konu sonunda mutlaka soru çözüm yapacağım. Video olarak yükleyeceğim. Siz de bunları izlerseniz en azından sorular dahilinde birazcık bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Mayoz menşeli üreme ile ilgili elinizde bulunan soruları kesinlikle çözmeyi unutmuyoruz. Çözerek konuyu daha iyi bir şekilde anlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.